Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle mavi renkli güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok kolay incili bir model hazırladım. Önce incilerimi göstererek başlamak istiyorum. İncilerim en küçük boy plastik inci. Tuhafiyelerde küçük boy plastik inci dediğinizde size bu inciyi verirler arkadaşlar. Plastik bir inci, şöyle göstereyim. Ben modelimi anlatmaya yetecek kadar inci taktım ipimin üzerine. İpim Altın Başak marka 198 numara mavi. Yazmamın kenarlarını da bu ipimle tığladım arkadaşlar. İkişer zincir çekerek tığlıyorum yazmamın kenarlarını. Tığlarken nelere dikkat ediyorum, püf noktalarım neler? Bunları öğrenmek isterseniz eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkan videoda bütün detaylarımı anlatmıştım. Ondan faydalanabilirsiniz. Oyamı yaparken arkadaşlar ben 22 numara bir tığ kullanıyorum. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığ kullanarak oyanızı yapabilirsiniz. Hemen modelimize başlamak istiyorum. Oyamız iki sıra halinde yapılıyor. İlk sırada pipet kullanarak yapacağım arkadaşlar ilk sırayı. Küçük boy meyve sularının yanında bulunan pipetten kullanıyorum. İnce bir pipet, kalın pipet değil. İlk sırada pipet kullanacağım. İkinci sırayı süslerken de incilerimi kullanacağım. Hemen modelime geçmek istiyorum. Biraz ip sarıp hemen başlayalım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum mavi renkli ipimle. Her iki sırada da aynı ipi kullanacağım. Üzerini inciyle süsleyeceğim. Biraz önce de söylediğim gibi hemen şöyle diğer oyama yakın başlamak istiyorum. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Burada arkadaşlar biraz netleştirelim. Bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimiz küçük olsun. Burada bir defa doladım tığımın ucuna ipimi. İki tane tığ battı da boşluk bırakıyorum. Bir, iki. Üçüncünün altından giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Böyle bir trabzan yaptık. Burada bir tane zincir çekiyorum şöyle. Oluşan ilmeği genişlettim. Pipetimin üzerine oluşan ilmeğimi geçiriyorum. Şimdi alttaki trabzanın önünden girdim. İpimi tuttum. İçinden geçiyorum. Bir tane sık iğne yapmış oldum. Yanına ikinci sık iğneyi yapıyorum. Yanına üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci sık iğne. Sekizinci sık iğneyi tığ battının altından yapıyorum. Şöyle oldu. Yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Bu aşamada bunu pipetimizin üstünden çıkarsak bile herhangi bir şekilde sökülmüyor. Yine örümcek yaparak başlıyorum. Küçük bir örümcek yapalım. Bir defa doladım. Tığ battı da bir, iki boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir zincir çektim. Oluşan ilmeğimi pipetimin üstüne geçiriyorum. Yine biraz önce yaptığımız gibi alttaki trabzanımızın önünden geçiyoruz. İpi tuttuk. Bir tane zincir çektik. Aynı zamanda sık iğne gibi bir görüntü veriyor. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü. Yanına dördüncü. Beş. Altı. 7 tane sık iğne yaptım. 8. sık iğnem trabzan yaptığımız tığ battının altından en son kullandığımız. Yine örümcek yapıyoruz. İlk sırası çok basit oluyor arkadaşlar. Pipetten doldukça arka taraftan çıkartarak ilerleyebilirsiniz. Bir defa doladım. Tığ battıda 2 boşluk bıraktım. 3.'den giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bir zincir çektim. İlmeğimi pipetin üstüne geçiriyorum. Pipet kullanmasam kaç numara şiş olur diye soruyorsanız 4 veya 4,5 numara şiş kullanabilirsiniz arkadaşlar burada bu aşama için. Yine trabzanımızın önünden girdik. Bir tane zincir çekiyorum üstüne. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 7 tane sık iğne yaptım. 8. sık iğnem tığ battının altında. Yine örümcek yapıyorum. Yine bir kez doladım. 2 tane tığ battı da boşluk bıraktım. 3.'ünün altından giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bir zincir çektim. Pipetimin üstüne geçirdim oluşan ilmeğimi. Şöyle göstereyim.
Yine biraz önce yaptığımız gibi yaptığımız trabzanın önünden giriyorum. Üstüne ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, yedi tane sık iğne yaptım. Sekizinci sık iğnem. Şöyle tığ battının altında bir tane daha yapacağım. Sonra ben hızlıca çoğaltayım. Küçük bir örümcek yaptım. Bir defa doladım. Tığ battı da iki boşluk. Üçüncünün altından giriyorum. Bir, iki, iki çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Şöyle pipetimin üstüne alıyorum. İlmeğimi. Hemen trabzanımızın önünden girdik. İpimizi tuttuk. 7'ye tamamlayacağız. Sık iğnemizi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tığ battının altında. Şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı. Hızlı bir şekilde birazcık daha arttırmak istiyorum ben. Biraz daha yapayım sonra üst kısma geçelim. Bu model için İlk sıra bizi biraz daha fazla oyalıyor. İkinci sıra daha çabuk ilerleyecek. Hemen hızlıca ben biraz çimenimi arttırıp ikinci sıra için dönüyorum. Ben oyamanın ilk sırasını biraz arttırdım arkadaşlar. Örneği gösterecek kadar. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde dolanalım. Şimdi pipetin üzerinden çıkaracağım. Pipetimizin üzerinden çıkardığımızda şöyle bir görüntüsü oluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle hatta bu haliyle bile ucuna boncuk geçirdiğimizde ya da inci taktığımızda halkalara yine oya gibi düşünebilirsiniz. Şimdi üst kısmını beraber yapalım. Üst kısmı yapıldığında ütüye çok güzel gelen kalıp gibi bir model olacak. Yine mavi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. İncilerim yakında çünkü bu sırada inci kullanacağım. Hemen ilmeğimi oluşturdum. Biraz netleştirelim daha güzel fark edin. Geldik buradaki ilk yuvadan. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Birinci sık iğne. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü. Şöyle dört tane sık iğne yaptım. Üstüne bir tane inci kaydırıyorum. İncimi çok sımsıkı olmayacak şekilde düğümledim. Sonra şöyle önden yana doğru kaydırdım. Devam ediyorum. Dört tane daha aynı yuvaya sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç, 4. Şöyle oldu. Göstereyim yaptığım kısmı. Şimdi buradan diğerine geçeceğiz. Diğer halkamıza. Diğer halkaya geçmeden önce bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimiz küçücük olsun. Bir tığ battı kadar. Sadece geçişi sağlayacak kadar olsun. Yine diğer yuvadan girdim. 4 tane sık iğne yapıyorum. İncimi kaydırdım. Gevşek bir şekilde düğümledim. Yana doğru çektim. Geri kalan 4 sık iğnemi de yine aynı yuvaya yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Üstüne bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bir sonraki yuvaya eğer dönmüşse kendi etrafında düzeltin arkadaşlar. Sık iğne ile girdim. Yine buradaki sık iğne sayısını da 4 tane yapacağız. Üstüne bir tane inci kaydırıyorum. İncimi düğümledim gevşek bir şekilde yan tarafa doğru çektim. Kalan 4 sık iğneyi de incimin diğer tarafına yerleştiriyorum. Bu şekilde yaparsanız benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz arkadaşlar. Hiç problem yaşamadan örneği tamamlarsınız. Yine 4 sık iğnemi yaptım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Üstüne zincirimi çektikten sonra da küçük bir örümcek. Örümcekler küçük olsun. Hemen bir sonraki halkaya yine sık iğne ile girdim. Sık iğne sayısını 4'e tamamlıyorum. 4 oldu. Hemen bir inci daha kaydırıyorum. İncimi gevşek bir şekilde düğümledim. Sonra inciden sonrası için de yine 4 tane sık iğne yapalım.
Bir zincir çektim üstüne. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bu küçük örümcekle hemen bir sonraki halkadan sık iğne ile tutturuyorum ipimi. Buradaki sık iğne sayısını da 4'e tamamlıyorum. Üstüne incimi kaydırdım. Gevşek bir şekilde düğümledim. Tekrar düğümleyeceğim. Daha gevşek olsun. Yan tarafa doğru kaydırdım. Burada aynı halkaya inciden sonra da yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sayılar hiç değişmiyor. Yazmamızın sonuna kadar ikinci sırayı da bu şekilde örüyoruz. Yine bir zincir çektim üstüne. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde devam ettiriyorum. Şu kısmı ütülenmeden önce biraz düzensiz durabilir ama ütülendikten sonra gayet muntazam duruyor. Hiçbir endişeniz olmasın. Hızlı bir şekilde ben geri kalan bölümünü tamamlayacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Ben örneğimin ikinci sırasını hızlı bir şekilde tamamladım. Ütüyle hafifçe düzelttim arkadaşlar. Model bittiğinde bu şekilde oluyor. Şöyle daha yakından da göstermek istiyorum size. Farklı, inceli bir model. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Öncelikle yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler oluyor. Yakın plan fotoğraf isteyenler için de Instagram'da oyalım sayfamdan yakın plan fotoğraflara ulaşabileceklerini hatırlatalım. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum.